Samsun'un Çarşamba ilçesinde çelti kasadı başladı. Üreticiyi kokarca endişesi sardı. Çelti kasadımız biraz bu sene sorunlu geçti. Hava şartlarından, su sıkıntısından, aşırı masraflardan, çelti fiyatlarının ortalamasına göre düşük olduğundan bu sıkıntılarımız var. Kokarca tabii bölgemizi, Karadeniz bölgesini tamamen etkisi altına aldı. Üreticilerimize, çiftçilerimize ilaç dağıtımı yapılacak. Bir de biz şu üreticilerimize şunu istiyoruz. Şu anda kokarca evlere saldırmakta. Bunun için muhtarlıklarımızla beraber toplantı yapılacak. Tarım Bakanlığı öncülüğünde, il tarım, ilçe tarım öncülüğünde, kaymakamımızın öncülüğünde bir toplantı yapıp çiftçilerimize ilaç dağıtımı yapılacak. Zaten kuraklık nedeniyle sıkıntılı bir üretim sezonu geçiren üretici şimdi de kokarcayı düşünüyor. Kokarca tarlalara sardı şu an ama kokarcadan şu an çeltikte bir zararımız yok gözüküyor, yok yani. Evet, korkuya, seneye de ne olacağı da belli olmaz. Çünkü bu çeltiğe yeni sardı, bu fındıklar falan bittikten sonra sardı. Yani her an bu süt halindeyken de sarabilir yani. Dönüme çeltiğin çeşidine göre değişiyor. Kamyo çeltiği ektim çoğunluğunu. 650 civarında oluyor kilo olarak dekara. Yaklaşık ben onay tarımına ekiyorum, 1600 dönüm yere ekiyorum. Çeltik üreticisi alım fiyatlarından da memnun değil. Geçen sene fiyatlarımız 24 lira gibiydi, 25 lira gibiydi kamyo çelti. Bu sene devletimiz 30 liradan açıkladı Toprak Mahsulleri Ofisi. Aşırı masraflardan dolayı işte akaryakıttan, gübreden, ilaçtan, elektriğinden dolayı masraflarımız çok yükseldi. Emeğimizi karşısına alamıyoruz şu an. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 18 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılıyor. Çiftçilerimizde en büyük sıkıntı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasına şikayetçi. Geçen yıl kabyo cinsi çeltiğimizi 24 liradan, hatta bu sene 30 liradan acı. Girdi maliyetleri geçen seneye baktığınız zaman çok büyük artış var. Tabii burada çiftçimiz çeltikte de sıkıntısı var. Çeltik hasadının ilçe genelinde ortalama bir hafta daha devam edeceği belirtildi.